Meclis'in gündemine bakalım. E, siyasi partilerin e, yine grup toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin 28. dönemdeki ilk grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Acaba nasıl mesajlar verecek? E, o merak ediliyor. E, meclis'in gündemine dair notlarda dinleyelim mi senden. Evet, meclisin gündemi o da devam ediyor. Mesela bu hafta meclisteki bazı komisyonlara yine üye seçimi yapılacak ve grup toplantıları önemli. Liderleri yine grup toplantı kürsüsünde göreceğiz. Dolayısıyla verecekleri mesajlar merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk kez partisinin grubunu toplayacak bir değerlendirme yapacak grup toplantısında. Tabii seçim sonrası çeşitli platformlarda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını verdi ama milletvekillerine ne söyleyeceği de merakla bekleniyor. Yine bir seçim sonucu değerlendirmesi yapmasını bekliyoruz. Daha önce Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişmesine yönelik tartışmaların artık bu ıı, seçim sonrası son bulduğunu, milletin ıı, bu ıı, sisteme onay verdiğini, bu tartışmalar artık geride kalması gerektiğini söylemişti. Yine aynı şekilde bir mesaj vermesini bekliyoruz. Yine ekonomiye ilişkin de ıı, geniş bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte hem ıı, çalışanları da enflasyona ezdirilmemesi hem de özellikle enflasyonun düşürülmesi konusunda neler yapılacak neler yapılabilir buna ilişkin bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Bir de Cumhurbaşkanı bu süreçte yani seçim sonrası yaptığı konuşmalarda hep yeni anayasa vurgusu da yapıyor. Biliyorsun geçen dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir çalışması vardı bir ortak bir çalışma da yürütülüyordu MHP ile anayasanın değiştirilmesi konusunda. Yeni dönemde de bu adımın özellikle muhalefetin desteğiyle artık yani eğer muhalefet samimi ise buna destek verebilir. Yani uzlaşılan maddelerin de olması bekleniyor. biliyorsunuz daha önce bir çalışma yapılmıştı. Bundan seneler evvel 60'a yakın madde üzerinde bir uzlaşı sağlanmıştı muhalefetle. Oradan devamlı Yine yani bir anayasaya yönelik bir mesaj vermesi bekleniyor. Tabii milletvekillerinin tavsiyeleri de olacaktır. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama çalışmalarına katılınmasını çok önemsiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerinin. Dolayısıyla ona yönelik yine bazı mesajlar da vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı'nın. Peki son olarak e, muhalefet cephesine bakalım. Şimdi Orada bir hareketlilik var CHP'nin merkez yönetim kurulu toplantısı yapılacak. E, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrıları ile ilgili ne gibi adımlar atacağı merakla bekleniyor. Muhalefet cephesinde CHP'de neler konuşuluyor? Şimdi tabii orada devam eden bir süreç var biliyorsun Ekrem İmamoğlu ile geçen hafta bir araya gelmişti Cumhurbaşkanı e, Kılıçdaroğlu e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, ve dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu kendi tespitlerini sunduğu ifade ediliyor. Yani neden kaybettik ve bundan sonra ne yapmamız gerekiyor şeklinde bir değerlendirme yaptığı ve e, eğer gerekli adımlar atılmazsa. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekli değişim olmazsa tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi gibi e, yerel seçimlerinde kaybedilebileceği özellikle Ankara ve İstanbul'da istenilen sonucun alınmayabileceğine yönelik bir değerlendirme yaptığı Kılıçdaroğlu'nunsa kongre sürecine işaret ettiği yönünde bir takım haberler yansıdı o görüşme sonrasında. Hatta bir takım iddialar da yine e, gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun bu hafta içerisinde Kılıçdaroğlu'na artık çıkın bir açıklama yapın yani aday olmayacağınıza dair şeklinde bir e, talepte bulunduğu da iddia ve ifade ediliyordu. Dolayısıyla orada devam eden bir süreç var. Bir değişim talebi. Ama Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda da Kılıçdaroğlu'nun yani aday olmayacağına yönelik bir işaret yok. Hatta aday olacağına yönelik, devam edeceğine yönelik güçlü sinyaller var. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, ...ki Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim... ...yine geçen hafta yaptığı açıklama... ...bu açıdan önemliydi. Ne dedi? Genel Başkan o mevkide otururken... ...Ekrem Bey de belediye başkanı iken... E, ...genel başkanı karşı daha dikkatli olunmalı... ...hem Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun kastederek... ...hem de kurultayda kendisine aday göstereceğiz... ...şeklinde bir açıklama olmuştu. Dolayısıyla orada devam eden bir süreç var. Nereye evrilecek göreceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun aslında... E, ...yani olağanüstü için imza toplama yönünde bir altyapısı bir desteği olduğu ama bu yolla başvurmak istemediği çünkü birlik görüntüsüyle bu değişimi yapmak istediği de konuşuluyor, ifade ediliyor. Bugün MYK'yı toplayacak Kılıçdaroğlu. Biliyorsun MYK'da genel başkan yardımcılarının çoğu değişmişti. Onlarla bir değerlendirme toplantısı yapacak. Salı günü grup toplantısı var. Çarşamba günü il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Tabi orada da değişim konuşulacak. Dolayısıyla bu devam eden süreçte nasıl bir noktaya evrilecek Kılıçdaroğlu bir adım atacak mı yoksa çok adaylı bir kurultaya mı gidilecek? Dolayısıyla bu hani yazın konuşacağımız meselelerden biri olacak. Bu hafta da bu görüşmeler olduğu için bu toplantılar biraz daha tablonun acaba netleşir mi netleşmez mi onu da göreceğiz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bu çerçevede açıklamalarda bu sürece ilişkin işaretler vermesi açısından önemli. Peki,